Efendim, merhabalar. Rujum mu geliyor? Süreyim o zaman. Ay sen demesen aklımda olmayacak. Yani kola içiyorum ya. Fanta. Tazeleyim bari. Ama diş ağrısı tabii ki yanağıma vurmuş. Bak. Aldım o. Ay Pınar, gerçekten delikanlı kızsın. Gerçekten. Vallahi billahi. Tarafsızsın yani. Ay efendim, görüyorsunuz değil mi? Başıma neler geliyor. Yani bu Şengül Hanım'la barıştığımdan dolayı başıma neler geliyor efendim ya. Yani üzmeye çalışıyorlar beni. Bundan dolayı yani ben de üzülmüyorum. Ama üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Çünkü bunlar gerçekten yok Pınar'cığım, gerçekleri söylüyorsun hayatım. Ben sana teşekkür ederim. Ondan dolayı nedir yani bu kadın yani kadınla uğraşıyorsunuz. Ondan sonra benle uğraşıyorsunuz. Seni tanımıyorum, almıyorum. Neden böyle yapıyorsunuz? Ben anlamış değilim. Yapmayın böyle. Yapmayın. Ay Ayşengül, göndermez olaydın o 5.000'i. Roy bana bir şey demiyor mu? Ben Roy'un himayesi altında mı yaşıyorum? He? Roy sana bir şey demiyor, üzülme. Ne demek oluyor bu? Veya Şengül bana. Şengül'ün himayesi altında mı yaşıyorum ben? Allah'ım var yukarıda, hükümetim, önce devletim, ekabilinde hükümetim var. Onların altında yaşıyorum. Askeri olsun, emniyet teşkilatı olsun, hepsine saygı duyuyorum. Boynum kıldan incedir. Siz de evinizde emniyet teşkilatımız olmadan rahat yatamazsınız, sokağa çıkamazsınız. Meltem, sana da kırgınım. Neden de? Neden de? Sana bir şey söyledim. Kalkıp daha önceden Aurora'ya mama gönderdin İpek'le beraber. Doğru mu? Ha. Bir kıyafet isteyecektim senden Aurora'ya. Ama cevap vermedin. Şengül'ün yayınında. Olsun. Gönül senin içinde diyor ki, diyorlar ki ne? Sahte işte birisi diyerekten. Mavi tık almış olan bir hanımefendi bu. Tık tikle ama ne işte neyse. Önemli değil.
Almış kendisi. Her ay ödüyordur 300 TL. Mavi tık. Ne ya? Mavi tıkı Instagram versin. Katıl butonunu YouTube versin. YouTuberler için. Şahsım adına konuşuyorum efendim. YouTuber olduğumdan dolayı. Yakında bana da belki mavi tık değil, ben rozet bekliyorum. Etkileşimim de çok. Statüstüklerim çok. Yani. Mavi tıkı, tiki alanlar, tıkı alanlar görüyoruz efendim. Görüyoruz. Parayla alıyorlar. Ayda 300 TL ödüyorlar. Ama 100 bin takipçi, 200 bin takipçi alıyorlar. Yapmış oldukları paylaşım veya yapmış oldukları yayınlarda da 4 kişi izliyor. Ay buna gülerim gerçekten. Aa, 1 kilo mandalina, 1 kilo portakal. Ay karışık kebap istemiyor. İşkembe istiyor canım. Karışık şey istiyor. İşkembeyle şırdan böyle lokantaya söylendiği zaman lokanta onu şey yapıyor. Evet. Damar da oluyor içinde. Ha. Şengül Hanım geldi. Alacağım efendim. Alacağım. Katılamıyor diyor efendim. Şu üstten deneyeyim. Geliniz, geliniz. Gel, gel. Ne olacak gel? Ha ben konuşayım. Tamam ben konuşayım. Bildiklerimi konuşuyorum. Evet. Efendim bu karışık muşamba olarak adlandırdığım Şükran sürekli benimle uğraşıyor. Bana laflar söylüyor. Çirkin olduğumu iddia ediyor. Olabilir, çirkin olabilirim. O ayrı konu. Şey bekliyor. Olabilirim. Fakat bu Amerika'da olan Roy, sen bunu aldığın süre içerisinde, tamam ben seni aradım. Ama sen bana yazmışsın, hello diyerekten, ona istinaden ben seni aradım. Aradıktan sonra sen beni aradın. Doğru. Canlı yayında dinletmek sana yakışıyor mu sevgili Roy?
Karışmış ama yerini alıyorsun. Ve bana diyorsun ki ne? Şengül, kimdi? Geçen Zeynep geldiğinde, bakınız efendim. Şengül gel, aman Zeynep geldiğinde sana söz verdiği parayı gönderdi mi? Göndermedi dedim. Onu da dinleseydin ya. Sen Şengül'ü dinletiyorsun ama Zeynep'i dinletmiyorsun. O yüzden evet sistemler ettim. Kandırdı beni dedim. Videolar yaptım. Alenen. İnkar etmiyorum. Kıvırmıyorum. Aslında da rolünde oynamıyorum. Ben çok güzel kıvırdım ha. Çok güzel böyle. Dans ederim. Hele ki roman havasını çok güzel oynarım. Zaten romanlar olmamış olsaydı enstrümental olaraktan altyapı ne olurdu, ne müzik olurdu, ne de sanatçılar sahneye çıkıp albüm yapamazlardı. Yani. Tanımıyorum seni, alamayacağım. Sude Hanım, benim sizinle problemim yok. Eğer sizin benle varsa Şükran'la beraber buyurun efendim aşağıdan yazınız. Siz de almıyorum. Ama gerçekleri yaz. Gerçekleri söyle. Bu kırışık muşambadan bıktım, usandım. Ben bıkmadım. Bıkmam. Onun mevkiyeti nerede? Benim seviyem nerede? Tamam, ben de senin hakkında neler neler söyledim Sude abla. İstiyor Sude abla istiyor. Doğru. Zülten de istedi, Gönür'den de istedi. Doğru. Evet. Doğru açıklamalar. Evet. Doğruya doğru. Ha. Günur'dan ondan sonra Roy'u bilmiyorum. Günur'dan istedi, Zümrüt'ten istedi. Roy'dan da istemiştir. Ama kanaatinde değilim.
Ama ikisinden istedi, evet. O gün hoş geldin. O gün de Gebze'nin İzmir'deki olan Azrail'i. Deniz Polat'la aralarında ne geçti? Nergis Özel'le aralarında Charleston'lar zamanında TRT'de yayın yapan ben Roy'dan duymadım Su Deniz dediğini. Ama diğer iki kişiden evet şahidim. Zümrüt ve Günür. Biz gönüllü olarak ona gönderdik. Su değil. Suudi abla görüntü vereceksen gel. YouTube kanalıma atacağım. Ha, görüntü vermeden geliyorum dersen almayayım abla. Bana alttan yaz. Önce uyarıyorum. Ben nasıl almayayım? Tamam, almıyorum. O zaman siz klavye başın arkasında klavye başı delikanlılık taslıyorsunuz. Değil mi? Çünkü biliyorum. Sen de biliyorsun benim neler konuşacağımı. O yüzden bak bana istek atan sensin. Sude. Sen de vakıfların madem Şengül'e Deprem evinde oturuyor deniliyorsa senin içinde vakıfların evinde oturuyor diyorlar. Buna ne diyeceksin Suudi? Ha? Vakıfların evinde. Gülersin. Gülersin. Tabii ki gülersin. Yani. Sude kadar güzel değilim ama görüntü verebilirim. Evet. Bunun güzellikle alakası yok. Harbilik, dobralık yapacak. Vakıflar, senin için nasıl deprem zedelerin evinde oturuyor diye iftira atanlar, Suudi de vakıflar evinde oturuyor. Taksim'de. Ben de depremzedeyim. Ama Suudi Ayol deprem yaşamadın mı? Televizyonum düşmedi mi arka odadan? Canlı yayında deprem yaşamadın mı? Görmediniz mi? Günlerce storylerinizde paylaşmadınız mı? Yalan mı? Ben de depremzedeyim canım. En büyük deprem Düzce'de oldu. Yalan değil ki ne? Daha ne bomba haberler vardır? Her gün bir bomba patlatacağız. Bomba haberler. CNN Türk muhabiri Sibel Baysal'dan dobra açıklanana. açıklamalar. Şengül NTV muhabiri
D-Max. Cenk dedi ya. Görüntü verip gelseydi. Hakkında olan iddialar bu. Sude. Diyor? Sibel, ay boş konuşuyorsun be kızım, alışmışsın bedavadan beleş yiyip yaşama insanları da. Ekranım dondu, okuyamıyorum. Okursana. Ay ne yazarlarsa yazsınlar, boş ver ya. Biz kendimiz kazanıyoruz, kendimiz yiyoruz. Tekrar söylüyorum. Önceki videolarımda bahsettiğim açıklamalarımdan yola çıkaraktan Şengül malum kişi o Gebze'dekinin evine gitmedi. Yayını aldı. Tamam, aldı. Ama giden Suudeli karışık muşamba. Kiracı ise de kiramızı ödüyoruz. Hayır, onun kendi evi dedi. Ben ne diye ona para vereceğim dedi. Ben ona para vermem dedi. Ben bir tek sana yardım ederim diyordu o zaman. Kim Roy mu? Sude için, Sude için. Suudi herkesten sinir yatıyor. Şükran gibi. Olsun. Sude'ye laf söyleme. Sude'nin bir zararı yok ki bize. Boş değil. Şükran'la onu bir kefeye koyma. Lütfen Sibel. Rica ediyorum canım. Sude de yalnız yaşayan bir insan. Günah. Şükran'la onu aynı kefeye koyma. Lütfen. Günah. Ya tamam. Evet. Tam Ben da biliyorum. vakıflar senin depremzede evine oturduğunu iddia ettiler. Suudi içinde vakıflarda bedava oturduğunu bizzat Onu ben gittim kaldım evinde. sakallı Zennübe uydurdu. Öyle bir şey yok. Burası normal konutlar, evet. Ama kiracıyım yani. Sonuçta depremzedeler nerede oturacağım? Prefabrik mi var? Depremzede prefabrikler mi var da oturalım? Yalan efendim, yalan. Ev sahibimiz var. Öyle olsa beni mahkemeye verip attırabilirler mi? Attırmak isterler miydi? Nerede depremzede evleri var? Oturuyorsan devlet oturtturur seni zaten. Öyle bir şey yok ki. Ya ne diyeceklerini, ne iftira atacakları bilemiyorlar ama Suudi'ye lütfen bulaşma. Çok rica ediyorum. Sen Şükran'la Suudi'yi bir koyma. Tamam mı? Suudi'nin bize ne zararı var? Ablacığım, Ne? bak, Sude ile Şükran malum kişinin evine gittiğinde Bilirler, gidebilir. Sude memnuniyetle ayrıldım dedi. Şükran da malum o malum kişiyi kalktı. Aa dedi. Aralarında ne geçti? Hadi bakalım. Alttan yazsın. Sude Hanım ne bilsin o Şükran'ın çakal olduğunu? Ne yapsın Sude Hanım? Sude'nin nesi var ki? Şükran çakal. Ama ben kendi arkadaşlarımdan duydum. Asla yol parasını bile arkadaşlarına ödettiriyormuş. 5 kuruş harcamaz diyorlar. Kendi arkadaşlarından duydum. Sen Sude'yi ondan bir tutma. Lütfen rica Davalık ediyorum. olmama rağmen Ben kimim? namerdim. Namerdim. Davalık olmama rağmen eğer bana gel seni ağırlayacağım diyen izni vermiyorum. Malum diyorum. Bana dedi ki ne gel benim evime. Ben asla. Tamam, o gidebilir, arkadaşı gidebilir, bir şey diyemeye hakkımız yok ki. Onunla arası iyidir, gidebilir. Ama tabii ki herkesin kendini koruması lazım ondan. Çünkü bugün bize, yarın onlara yapar. Yapmayacak diye bir şey yok, o herkese yapıyor. Ama benim sana demek istediğim, sen Sudeciğimle Çakal Şükran'ı, Sinyalci Şükran'ı bir tutma. Tamam mı? Şükran nankör.
Nankörün önde gidene. Evet, bir dahaki sefere Suudi'ye yapacağım. Suudi, aslında aklımdaydım biliyor musun Suudi? Canım arkadaşım. Ben Suudi'yi seviyorum. Canım arkadaşım, onlar seni yargılar, onlar söyler. Boş ver arkadaşım. Ben seni seviyorum Suudi. Ama gezdiğin tabii ki insanlara dikkat et, görüştüğün insanlara. Bugün bize yaparlar, yarın sana yaparlar canım. Onun için dikkat et. Kimseye bir Yaptılar şeyin mı? anlatma. Kimseye bir şeyin anlatma arkadaşım. He. Ben Suudi'yi seviyorum. Suudi'nin bir lafını duymadım, kötülüğünü görmedim, bir hakaretini duymadım. Sen onu o öbürü pislikle bir tutma. O nankörün önde gideni, arkadaşlık, dostluk bilmeyen kişi. Anladın mı? Suudi her zaman yayınlarımıza geldi. Ne yaptı ki bize? Ne yaptı? Hiçbir kötülük yapmadı. Günah. Sude abla için vakıf evinde bedava oturuyormuş. İyi yapıyor. Oturur. Oturur Hayır sen. Adem yaz şu an Olur. gördüm. Evet der ya, vefa yok. Arkadaşlığa, dostluğa asla önem vermiyor. Biri seni kötüledi mi sen ona dünya iyi ol. O anda seni hiç ne savunuyor, ayıptır yapmayın demiyor. O da hakaret yapmaya başlıyor. Çünkü pisliklerle, kaşariyelerle geze geze onlarla beraber yemeğe gidiyor. Onların dikicileri bunu yemeğe götürüyor. Buna çocuğuna, çoluğuna hediye alıyorlar, onu alıyorlar. İşte bu da onlarla beraber aynı o ağız olmuş. Ağzı pis olmuş. Bir de kalkmış Zeyno'yu gülüyor. Açıklama yapma Sude. O bu işin kafası iyi Sibel'im. Boş ver. Yok, kafam iyi değil. Sude'ye laf atma lütfen. Beni azıcık seviyorsan Sude'ye laf atma. Yapsın Sude? O Sude da seni. çıkıp laf konusu demedim. Şu kral konuştu. Sude gitti o malumdan memnun olaraktan ayrıldı. Ay karşılasın bana ne ya? Onun bunun şeyinden bir ikide bir yazmayın aşkım. İki böyle yazmayın. Hiç beni ilgilendirmez. İşte alır iki tane oje alır. Bir defter kalem alır o kadar. Onlarda da bir şey olmaz. Alsın bize Olan ne ya? Sude malumun evden çıkarken Ne yaparsa gayet yapsın. memnun bir şekilde ayrıldı. Almıyorum Ama demesin. Sinyalcinin en büyüğü o işte. karışık Milleti müsabakada kendine bak o kalktı duruma. bir süre konuşmadı. Burada ben şey ararım. Ne ararım? İkinci Ona bir diyen acı söyleşisi bir olaraktan, daha yapacağım. araştırmacı, gazeteci olaraktan, gündemde olan bir Sibel Baysal olaraktan tabii ki ben de bunu öğrenmek benim hakkım. Aşkım almaz almaz. Onlar hep dümen yapıyor. Bana söyledi zaten özelden. İki tane üç tane oje almış. Defter, kit, şey, boyama kalpleri onlardan. Hayatta almaz o. Ben onlar şu anda hep millete oyun siyaset yapıyorlar. Oyun kıskandırmak için. Boş ver. Ayrıca beni hiç ilgilendirmez. Kız bu İsterse ayda eski eski on var. yeni değil. Beni Buna hiç da ilgilendirmez. bu eski diyorum sana. Yeni değil. Ben arkadaşıma diyor, aşağıdan yazana diyor. Yeni Arkadaşıma olay diyor. değil bu. Suudi ile karışık muşamba malumun evine gittiğinde neden Gidelim gitsin. Suudi memnuniyetini dile getirdi de karışık muşamba olarak adlandırdım. Şükran. Niye böyle? Ne yaptı o zaman? Sana yaptıysa o zaman Suudi'ye de yapmıştır aynısını. Ne yaptı? Çıkıp konuşan sensin.
Masude'nin ağzından kelime çıkmadı. Evet, o konuştu. Boş ver, yalak yalak o. Menfaati neredeyse oraya döner. Bak şimdi arayayım. Şimdi sana atayım diyeyim. Bak şimdi bana döner. Bırak, boş ver. Bana şu an ne Üstlerinde yapalım? Bu benim özel videom. Özel etmedi. açıklamalar. Kendi bir şey olması lazım ki canı yansın ki o zaman anlayacak. O anlayacak. Allah verecek, o zaman anlayacak o. Sen dur. O çok azdı. O bana çok ilk defa yapmıyor ki. Geçen ilk tanıştığımızdan beri beni kötülüyor. Benim bildiğim bu. Benim bildiğim bu. Arkadaşım. İkisi onun evine gitmişler. İsmini vermiyorum. Korkumdan dolayı değil. Fakat Sude hakkında bir şey memnun kaldım dedi. Kırışık muşambada kalktı. Onu merak ediyorum. Onu. Neden dolayı? Birisi memnun kalıyor, diğeri memnun kalmıyor. Misafirperverlikten bahsediyorum. Boş ver Sibel. İyi o zaman ne yapıyoruz efendim? Sude Hanım'ı alamayacağım. Şengül geldi burada konuşmaları yaptı. Ama biraz gizli kapaklı tuttu. Bundan dolayı yani bilmiyorum. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Şengül seni çıkartacağım. Güle güle. Git bugün onların yayınına gidersin. Uyuduğu için. Tabii ki yani TikTok'a gideceğim. Kadın zaten uyuyor. Gereğini konuştu. Ben olayın içerisinde değilim. Duyum olaraktan benim de yorumum, açıklamalarım bu. Hayır, uyuyacak, uyuyacak. O yüzden. Ha, kadın dostum var, Fulya. Gelirse onu alırım. Kadın uyuyacak, baksana başına yemini bağladı. TikTok daha eğlenceli. TikTok'ta da geliyorlar bana madilik yapıyorlar. Konuk aldığımda. Nasıl olacak bu?
Zeyno gelmiş. Alalım efendim Zeyno'yu. Zeyno gelmek ister misin? Vakıfta. Şükran dedi. Zeynep gel. Hemen şeyi etiketleyin Roy'u diyorlar. Merhaba senin. Merhaba aşko, merhaba günaydın. Uyumadı ki. Ya kadının uykusu var. Şengül'ün. Ha. Biliyorsun beni Uyusun o ya. yalnız bırakmaz. Ondan Yok yok. dolayı yani yoksa Uyusun o. şimdi Yaz. gelsin. Şimdi gelsin gene alırım. Uyusun ya, yorulmuştur o kadın. Bir de E morali tabii bozuldu. canım yani. Morali bozuldu bir de kadının. Roy'u etiketleyeceğinizde Şengül'ü etiketleyin o zaman. Uykusu varsa da rahatsız etmeyelim kadını. Roy gelirse ben giderim Sibel. Ona muhatap olmak istemiyorum. Ben de diyorum ki yine bak tekrar söyleyeyim sana. Roy'u etkileyeceğinizde kadın zaten yatıyor. Şengül, Şengül. Gelirse gelsin. Yatıyor kadın. Yoruldu. Roy kadar müptezel bir adam görmedim ben. Ortalığı karıştıran. Nedir senin buradan? Lan sen Amerika'da yaşıyorsun. Biz de Türkiye'de. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gülnur hanımefendi de içiyor ediyor. Ama vatan hem Türkiye'ye hem de Hollanda'ya. Yani çok güzel açıklamaları var Günür'ün. O yüzden Günür izleniyor. Buyurun Zeynep Hanım. Vallahi Sibel, ne diyeyim ben? Söyleyeceğimizi söyledik. Ben de zaten birazdan ayrı canlı yayın açacağım zaten de. Ben de değineceğim birkaç kişiye falan. Öyle. Ya Ortalığı bu karıştıran Şükran ve Roy. Müşemba. Roy Aynen. müptezelin önde gidenisti. Doğru. Sen onu almazsan onun müncosu kalkmaz. O karışık muşambayı. Baş köşeye de oturuyor. Onu konuşturuyorsun. Şimdi derler ki ne? Zeynep geldi. Zeynep'e. Sana ne? İçkimin mezesini sen mi gönderdin?
Yok. Sibel Bey. Çok Ha, bazı gerizekalılar mantıklı bırakmış. konuşuyorum ben. Sibel, ben Ben sana çok... Şengül ablamı atmam. 5.000 TL Şengül. için. Atmam. Şengül. Şengül abla zaten Hiç, atılacak bir kadın değil. hiçbir zaman içinde ben ondan para beklemiyorum. İçinden gelmiş. Babasının maaşını almış, bana göndermiş. Size mi battı? Battı. Ya. Batmış batmış belli batmış. Çoğuna batmış. Bu Deniz kimdir? Hem nahana hem mıhına vuruyor. Deniz sen kimsin? Hem kadına diyorsun ki içiyorsun hem de hem yağlıyorsun hem bağlıyorsun. Ne oluyor sana? Aa, gidin Roy'a gidin. Roy, Amerika'dan buraya yönetmeye hakkın yok senin lan, dümbük. Kadını hasta ettin Şengül'ü. Diğeri de beni her gün dava ediyor. Size mi uğraşacağım? Öbürü zaten şizofreni, yani dava açıyormuş ya bile, şizofreni ruh hastası. Uyumuyormuş Şengül. Aslına bakarsan uyuyacak kadın. Heh. Kadın uyuyacak ama ne yapayım? Dur. Alacağım şimdi. Ben mi geleyim? Ne sen yayınıma gel ne de ben senin yayınına. Neden? Ne oldu? Kime diyor kız bu? Ne oldu Şengül abla? Şengül ablaya bir şey mi dediler? Ne yaptılar? Yok ya, şey. Şengül abla yukarı gel istersen anlat. Sen uyuyorsun diye ben şey yaptım. Bu kadın da benim kahramı çekiyor. Sabaha kadar içtiğim size ne? Gidip Şükran'a söyleyin. Ayaş dediğiniz insan günlük kaç sosyal medya platformunda yayın açıyor? Şahsım adına. Sana da gelirim. Aç. Aç buradan bakacağım. Açtım. Son dakika sana geleceğim Şengül. Sen uyu diyerekten. Bu tip insanların. Ha, ne oldu? Roy mu seni aradı? Roy'u da çok büyüttük gözümüzde ha. Ben büyütmedim. Suriye'ye niye rapsel etmiyorsun? Suudi ile kırışık muşamba malumun evine gitmediler mi? He? Geliyorsan sen gel abla. Uyumadıysan. Ben kimseyi atmam yayından. Sağlığın için. Bak benim de dengemi bozuyorlar ama ben bozulmuyorum.
Çünkü sen bir yerde yayın yapıyorsun. Şengül. Ben kaç yerde yayın yapıyorum? Doğru söylüyorum. Açmamış Şengül daha yayın. Açsın gideceğim onu. Açtı mı? Açsın gideceğim ona. Veya gitmiyorum. TikTok'a gidiyorum hadi. Efendim. Önemli. Doğru. Açıklamalarım oldu. Suudi hakkında kırışıkmış olarak adlandırdığım kişi hakkında efendim veya kişiler hakkında efendim Sibel Baysal'dan Nobra açıklamalar. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Sevgili saygılarımla efendim. Yakında Ankara Çubuk TV kanalında programla henüz faaliyete girmedi